Evet, güzellerim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz kanalımıza. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Gördüğünüz gibi bacınız yine sütlaç yapar diyeceğim ama bugünkü sütlacımız misafirimde. O yapıyor, eline koluna sağlık. Valla gelen giden oluyor, yine gelenler var. Onlar da yesin diyerekten bolca yapıyoruz. Biz çay içeceğiz şimdi. Onu dolaba atacağız. Çaydanlığımı da görüyorsunuz. Hemen kireç tutmaya. Yani öyle bir kireçli ki sularımız. Çayı güzel oluyor ama. Bir de borcamım var. Borcamda ne yapıyorum? Hemen göstereyim sizlere de. Şöyle. Ama buhardan ekran. Ha, şimdi düzeldi. İkiye ayırdım. Bu kadayıfımız, yaş kadayıfımız. Yağladık. Cevizimi de görüyorsunuz. Cevizim yurt dışından geldi. Bize özel. Ben de ezdim böyle. Bütün tatlı şeylere katacağım. Baklava artık kullanırım bunu. Hazır. Şimdi bunun arasına ceviz koyacağım. Üzerine de şerbetimi kaynattım. Şöyle soğumaya hazır. Ilık olacak şerbetimiz. Bu fırından çıkıma çıkım şerbetini de dökeceğim canlar. O zaman şöyle tek elimle yapabilir miyim acaba? Çay şimdi kaynamak üzere. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Şöyle tereyağı ile kadayıfımızı karıştırıyoruz. Heh, yardımcım da geldi vallahi. Şöyle. Şimdi bunu bir bardak yardımıyla ezmek istiyorum. Aslında yuvarlak tepsim vardı. O annemgilde kalmış. O yüzden ona yapacağım. Şahin. Sütlacımız da çıkardı canlar. Ay, kıstım altını. Böyle iki işle uğraşacak. Aslında mutfakta kalabalığız ama dalgınlığımıza geldi herhalde. Olsun bakalım. Fazla taşmadı Allah'tan. Ocağımızı bile batırmadı daha yani. Şöyle cevizimizi de bolca ekleyelim. Herhalde tek özelliği bol cevizli olması bunun. Bir de kadayıflı olması. Bir de şerbetli olması. Evet, yeterli. Şimdi üzerine yine azar azar titiyorum bunu. Titiyorum. Gidiyorum canlar. Şeyler yapmaya çalışıyoruz yani. Şimdi üzerine de biraz tereyağı sürüp fırına gönderiyoruz. Ondan sonra görüşelim. Güzellerim. Öyle döküver. Hepsi dökeceksin ya zaten. Elmalı da geldi canlar. Merhaba sevgili takipçilerimiz. Elmalı bacım düğünden geliyor bu arada. Onu da söyleyelim. Evet, komşumun gelinini aldık. Takımızı taktık. Epeydir de görüşemiyorduk bacımına. İyi oldu. Hastamızı yemeden geldik. Buradaymış tatlı şeyimiz. Evet. Kısmetimiz. Aynen. Zaten siz geliyorsunuz diyerekten bunu yaptım. Çünkü Elman bacımın tatlıları meşhurdur. Çünkü ilk bunu da severler ama sütlacımızı biraz şekersiz yaptık. Çocuk da buraya gösterelim. Hiç flaşın yakılmıyor. Yakılır. Ha, zayıfmış. Ama ne böyle. Güzel kaynıyor. Daha. Renk falan gayet güzel oldu. Buradan tabii karanlık belli değil, karanlık olduğu için aynı. He. Ama yapacak bir şey yok şöyle. O şey kıvamı bulması da zor yani. Öyle işte. Ama yenilebilir hafif bir tatlı hani. Aynen. Sütlacımızı da yapalım. Kaselerimi hazırladım şöyle canlar. Tabii o kase yetmez de. Artık sütlacımız da bayağı oldu, koyuldu görüyorsunuz. Son 1-2 dakika sonra kapatırız. Çayımız da demlendi. Önce çay sonra tatlı. Ondan sonra çekirdek. Elmas bacım da göstereyim bu arada. Çok şık gerçekten.
Bir dön bacım. Arıyorum. Döneyim. Şu görmedin şiş kafa dedesi. Niye çok güzel olmuşsun? Arkadaşlar bizim komşunun düğünü vardı. Biz oraya gittik. Dün de oradaydık. İki gündür düğündeyik. Hasan İyi kardeşim yaptı. Çalıyor. Bizim de komşumuz. Görevimizi yaptık. İyi oldu. Aynen. Eğlendik. Davete icabet etmişsiniz. Aynen. Annemler de oradaymış. Görmedik birbirimizi. Dün gördünüz, bugün görmediniz. Dün annem yanıma geldi. Hemen kapıdan girdi. Bana bay bay etti. Gördüm. Bugün çok kalabalığı göremedim. Nasıl sıcak var ya. Bugün iki gündür değişik zaten hava. Bir rüzgar esiyor, bir toprak çiğniyor gibi. Bir sıcak çiğniyor, esiyor gibi değişik bir hava. Evet, çok değişik. Her taraf toz olmuşmuş da yıkadım bugün işte. Böyle bir havada bir sene bir daha olduysa kötü olaylar oldu. İnşallah Allah hayırlara yolsun. Amin inşallah. Bacım. Bardaklarımızı katalım, götürelim dışarıya. Çekirdek çıtlatalım. Evet, güzellerimiz, şerbetimiz çekmiş. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunları tabaklara servis yapacağım. Tekrardan çay demliyorum. Sütlaçlarımız oldu. Bu taraf şekerliler, o taraf şekersizler. İki çeşit yaptık. Niye öyle ettin ki? Bazıları şekersiz seviyor. Şeker olduğu için. Bazıları şekerli seviyor. Bunu ben iki çeşit yaptım. Bu tatlıyı da yaptık, öyle şey vardı, kadayıf vardı. Kötü olmasın diye, hani bozulmasın diye. Çayımızı da yiyecek, demleyelim. Ama buraya suyu kim koydu bu suyu? Neyi? Şu suyu. Çaydan mı? Çay suyunu be. Soğuk mu şey ya? Yok, şeyden aldıydım. Ha, ısırdan mı? Tamam. Hı-hı. Onu bir de şeydim, duracağız. Evet. Birazımız bulaşık yıkar, birazımız karşı servisi yapar. Makineye koymadık bardakları, biraz sonra bir daha çay içecek. Biz bir içtik arkadaşlar. Evet. Ondan sonra da annemler geldi. Şimdi onlarla da içecek. Onlar zaten çekti. O çaydan bir şey anlamadık. Soğuk muymuş? Yok yok. Çok içtik aslında da. Girişten değil de başka çay yok mu ki? Tatlı gitti, dinlenmiş. Çok güzel olmuş aslında. Bir de bunu bitince çay içmedim be. Az olmuş. Sütlaç yemek isteyenler sütlaçtan yesin. Bunu yemek isteyenler bunu yesin artık. Arda yine hasta. Hasta mı? Evet. Ben ona ilaç demeyeceğim. Size geldi. Şey suyundan. Diğer ay öyle oldu ya. Ondan sonra da 3 kişi ikkezi yedi de. Hayır, armut verdim ellerine. Yesinler orada diye. Bir de ilaç mı içirdim? Gitti yani. Ev yakın ya. Lavaboya geliyorlar. Evet. Bize. Yani orada çekiniyorlar. Evet güzellerim, sabah oldu. Ayaz'ı görüyorsunuz, Ayaz çanta hazırlıyor. Ayaz bunu bilir. Ne çantası anneciğim o? Uzun yol çantası. Kıyafet. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz hesabı. Ayaz İzmir'i çok istiyordu, denize sokacağım orada oğlumu. Nail kalıyor burada, görüyorsunuz Nail'i. Ne duygular içindesin Nail usta, alalım. Kader utansın diyorum, başka bir şey bilmiyorum. Sebep? Kahve içiyoruz bu arada. Anne. Vallahi Doğal dostlar, ben de çok gitmek istedim ama hakikaten Ali de yarından sonra boş düğüne gitmedi ama bir türlü içim rahat etmedi. İnekleri bırakmak istemedim. Ne kadar da Ali yapsa da benim kadar yapamaz. Nail'cim ya beni tercih edecektin ya da inekleri. Benim ineklerden tercih, yana öyle, oldu öyle tercihim. Öyle bir tercih diyor ki öyle bir zorda bilersen ya beni. Sonuçta onlar da bizim her şeyimiz yani sonuçta malımız. Evet. Onlar da orada aç kaldı mı, susuz kaldı mı? Bizler rahat etmiyoruz. Allah adama günah yazar. Günah yazar. Değerli dostlar, gün çok kısa. İki günlüğüne gidip gelsen ne olacak? Buradayım çok istedi ama gerçekten hani ben gitmek istiyordum. Ama bir türlü burada hayvanlar da ağır bastı. Koyun var, tavuklar var, inekler var. Bizim aile bu ara biraz düğünlerden dolayı bu işleri boşladı. Evet. Belki üstesinden gelemez diye düşündük. Belki gelemez. Gelse de sütçü saatinde geliyor, saatinde kalkmaz. Adam beni arar, ondan sonra bana gelirler. Onun için hiç gerek yok. Ay
Nail gelenler de biliyor yani. Onu da itiraf ediyor onun buradan. Aynısı bakalım. Siz gidin yükleyin oradan da. Zaten ben elimden geleni yaptım. Kamyoncu falan ayarladım. Arkadaşım da zaten kendisi de. Niye bileti alınca pofaladım onu anlat bir de. Vallahi aslında bazen ben sizi de göndermek istemiyorum da. Ama mecbur kalıyorum. Bir kere söz ağızdan çıktı. Hani diyorlar ya kurşundan buradan çıktı diye. Yapamıyor değil dostlar. Ne bensiz bir gün diyen hesabı ne benli bir gün. İkisini de yapamıyor Nailos'ta. İşte kurşundan buradan çıktı bir kere. Neyse bileti aldık. Hayırlısı olsun bakalım. Son kahvelerimizi içiyoruz. Son iki gün içmeyeceğiz sonra. Nereye gidiyorsun? Evet güzellerim. Sofra bezlerimi yıkadım. Dün balkonumu yıkamıştım tertemiz. Akşam oturduk ettik ama yine de süpürdüm güzelce. Her yer tertemiz bırakmak istiyorum. Hani İzmir'de de hep döndüğümde her yer tertemiz olsun diye temizler öyle çıkardım evden. Buradan da aynı şekilde olsun istiyorum. Sofra bezlerimi, çamaşırlarımı yıkadım. Sabahleyin sofra bezlerini yıkadım. Şimdi renklileri yıkadım derken dün de iki makine yıkadım. Çamaşırlar bitti sayılır. Yeni üstümüzden çıkanlar hariç. Aslında gelince beni bir sürü iş bekliyor. Bahçedeki o hasatlar toplanacak. Biberler, domatesler. Onun için bari ev işi olmasını istiyorum. Yine ev işi olur ama iki ablamın evini yerleştireceğiz gelince. Mantı keseceğiz. Yine bir sürü işimiz var. İzmir heyecanı sardı. İzmir'de çok güzel anılarım oldu benim. Anne, valizlerimizi getirelim mi? Çantalarımızı hazırladık. Ayaz'ın küçük bir çantası var. Aslında ben küçük bir tane çanta yaptım. Ama Ayaz da kendi çantasını isteyince iki tane oldu. Anne getireyim mi valizleri? Yok annem sonra giderken gösteririz. Ayaz illa çantası güzel ya size gösterecek canlar. Öyle biraz heyecan var. 16 senelik bir geçmişim var. Onun heyecanı olsa gerek. Oradaki sevdiklerimi görme heyecanı olsa gerek canlar. Hep İzmir'den gelirken hani iştahım kesilirdi. Ondan sonra böyle bir heyecan basardı. O kadar olmasa da yine bir içimde heyecan var. Mutluyum yani gidiyorum diye. Bir de duygusallık var. Orada benim çok anılarım var. İyisiyle kötüsüyle. Tekrar onları yaşayacağım birebir. Bakalım artık neler yapacağız İzmir'de. Gidince hep beraber göreceğiz. Ben şunları toplayayım, katlayayım. Öteki çamaşırlarımı sereyim. Evet, güzellerim. Teyze şumla ne yapıyoruz? Lahmacun yapıyoruz. Gitmeden ağzımızın tadını da biliyoruz. Ondan sonra cıma hamurunu teyzem böyle yoğuruyor. Onu şöyle iç malzemesini hazırlıyorum. Çantamızı falan hazırladık. Her şeyimiz hazır. Karnımızı da doyurup öyle çıkacağız. Şöyle kıymalarımızı çıkarttım. Böyle içimizi de bahçeden topladım. Domatesimizi, biberimizi, maydanoz, pazardan alma. Bunları güzelce yıkadım. Şimdi soğanını, sarımsağını çekeceğiz. Hamurunda neler kattık? Süt, sıvı yağ, maya, tuz ve suyla yoğurduk. O zaman lahmacunumuzu yapmaya başlayalım. Kapya biberimizi, maydanozumuzu teyzem elinde doğradı. Şöyle biberlerini, domatesimizi de bir bakalım yeterli mi? Azıcık daha çekeyim. Ondan sonra domatesimizi de katalım. Evet güzellerim şöyle netleştirelim. Toz biberimizi salçamızı da ekledik. Ve sıvı yağımızı ekliyoruz. Bu tarifi denemenizi tavsiye ederiz. İyi mi? Hamurumuz da mayalanıyor. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Güzellerim hamurumuz o kadar güzel olmuş ki bakar mısınız? Maşallah. Unumuz da özlü. Hiç ele yapışmayan çok güzel bir hamur. Şöyle şunda da pişireceğiz. Şimdi bezlerini alalım. Anacığım beni uğurlamaya gelmiş. Herkese selam gönderiyor. Herkese selam. Kerzif Hanım'a, Zehra'ma, Emine'me. O şey İlker'in hesabının adı neydi derim ha? Gülsen, Gülsen. Gülsen abla. Gülsen abla mı? Onun öp şap şap. Zümral abla gibi var. Onlar hep benden bol bol selam söylüyor. Annem böyle açıyor değerli dostlar. Benim elimden aldı. Sen git çamaşırlarını topla diyorlar bana. Teyzem de şu şekilde yayıyor. Annemin açtıklarını o görüyorsunuz. İçimizde pek bir güzel oldu görüyorsunuz. Şöyle lahmacunlarımız pişmeye başladı. Rengi falan çok güzel olmuş. O zaman bize afiyet olsun.
Sen ne yaptın anacığım? Ben de açtım. Pazara gittin geldin. Pazara gittim geldim. Hani altına iyi bir şey koysak? İyi aldım. İnce. Yok. Bu tarafında daha şey değilmiş. Şeye. Biraz öyle dön. Gittiydim. Halıya doğru. Neydi? Halıya doğru dön de bacağın şey gelmesin doğru, sızlar. Doğru, iyi. He, acı biber almaya gittiydin. Yoğurmuş acı biberdi. 4 kilo şey aldı. 5 kilo. Acı diye doldurduk. Hep tatlıymış. Ama. Kandırmış adam. Ben bakmadım. Halamın ikisi baktılar. Acı dediler. Hiç hani bahçede Arnavut biber var ya. Bir ikiymiş. Rahim Eyli. Loşum da geldi. Bir kilo Arnavut aldı halam. 25 lira. Ama seçeyim. Kahvetlik yapacağım, menemenlik yapacağım. Ha. Hani bahçeden de topla, kızarıyor. Onlar nasıl yani. Acı? Evet. Topla istediğinde. 5 tondan aldım 10 kilo. Ondan sonra. 1 kilo daha ne aldık? Elmas da toplayacak. O da bana verecek. O zaman anneme kolay gelsin. Teyzeşime de kolay gelsin. İnşallah kızım. Yolların açık olsun. Kule kule git. Allah'ım kazasız, belasız. Gidip gelmeyi nasip etsin sizlere. Amin annem, amin. Cenab-ı Mevla. Hoş geldin Rahime. Hoş buldum, merhaba arkadaşlar. Evet, güzellerim. Sayın beni buraya bırakacağım. Sonra adaklar bir tane ada teslim edecek. Şimdi dolmuş gelip bizi kuponumun oradan alacak. Çantalarımız da hazır. Şöyle. Hayat, mutlu musun? Evet. Nereye gidiyoruz? Aldım. Hadi bakalım genç olay. Şey var ya balıkçının karşıya geç. Arabanın üstüne geliyor orada ona bin git. Nasıl ev hamını görüyorsunuz? Bir ya de bana ev ham yapma diyor. Araba geçiyor diyor. O yarın toplar gelecek. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Nail bizi buraya bıraktı. Şimdi adağı teslim etmeye gidiyor. Ayaz. Sandaletlerini giyseydin keşke. Hiç bakmadım Ayaz'ın ayakkabılarına falan. O ayakkabılarını giydin iyi. Olsun bakalım. Ayaz'ın çantası da götürmek istediği çantayı görüyorsunuz. Hazırladı kendisi. Ben de katladım bir güzel. Evet güzellerim. İzmir serüvenimizin yolculuğu başladı değil mi? Evet. Ayaz'ımla aynı koltukta gideceğiz. Çocuklarımı 16 sene hep kucağımda getirdim götürdüm. Bu sene yine bir tane bilet aldım. Çünkü biletler çok pahalı gerçekten. Bir tane bilet 370 TL neredeyse. Yok. 800 TL'ymiş. Tamam işte. İki tane dönüş geliş gidiş öyle oluyor annem. O yüzden bir tane bilet aldık. Anne oğul gideceğiz beraber bakalım artık. Hı-hı. Burası çok sıcak. Evet. Ve fırının burada oturuyoruz. Bizim için de bir değişiklik olsun. Bir sene, bir buçuk senedir iyisiyle kötüsüyle bir buçuk seneyi atlattık. Fatma komşum arıyor. Hadi. Şu an saat 4:30. Ama araba geliyor. Araba geliyor canlar. Orada 8'de bineceğiz otobüsümüze. Gel Ayaz. Çok güzel. Evet güzellerim otogara geldik çok şükür. Ayaz'ımla zorlu bir yolculuk bizi bekliyor. Evet. Ayaz adam büyümüş artık. Görüyorsunuz. Ayaklarımda şişme oluyor. Bütün gün ayakta kalmak zorunda kalıyordum evdeyken. Denizde yüzeceğiz orada. Denizde yüzecek. Sırf Ayaz'ım için ve ablam hani yalnız kalmasın diye gidiyorum canlar. Hani bu zorlu yolculuğu çekeceğiz ama devamında iki gün çok güzel bir gün bizi bekliyor diye düşünüyorum. Allah izin verirse inşallah. Ve bu zorlu yolculuğa değeceğini düşünüyorum. Oraya gidince çok moral olacağını düşünüyorum bana. Değişiklikleri ben seviyorum. Zorlukları aşmak da güzeldir. Ben çok yaşadım. Hani buraya çok geldim gittim. Belki de bu son İzmir'e girişim diye düşünüyorum. Ve onu yaşamak istedim. İki günde olsa İzmir'in tadını çıkarmak istiyorum. Ayaz'ımı denize sokmak istiyorum. Ablama elimden geldiğince destek olmak istiyorum. Çünkü en zor günlerimde hep yanımda destekti İlkay ablam. Bir kere gideceğiz, bir gün bir kere. Ben de ona destek olmak istiyorum bu zorlu süreçte. Nail'in de gelmesini çok istediler. Şimdi de Nail arıyor beni canlar. Neyse videomun kapanışını yapacağım birazdan. Nail'le konuşayım. Evet Nail yalnız kalmış. Annemler de gitmişler. Değerli dostlar
Artınay bizi durdurmaz. Evde yalnız kaldı. Efendim? Evet, daha otobüsümüz gelmedi. Bekliyor. 23 numaralı koltukta gideceğiz biz Ayaz'la. Bugünkü gelen bütün yorumlarınıza cevap yazacağım. Bugün eğer beni buraya kadar izlediyseniz muhakkak yorum yapın. Ben de yolda vakit geçirmek şeysiyle boşum ya artık. İnanın bu saate kadar gelen giden oldu. Toparlanmaydı. Yoruldum ama uyuyamam. Ben yolculukta uyumayı çok sevmiyorum canlarım. O yüzden eğer bana yorum yazarsanız hepinize tek tek cevap yazacağım otobüste. Bugün hem mutluyum hem de bir hüzün var içimde. Annem diyor ki sanki temelli gidiyorsun gibi geldi diyor. İyi ki de gelmişsin. Annem falan orada hani köyde nasıl yaparız, gelsem mi gelmesem mi konusunda pek bir tedirgindi. Ama annem şimdi orada olduğumuz için çok mutlu. İyi ki de gelmişsin diyor. Temelli gitmemi hiç istemiyor. Bugün öyle hissetmiş. O yüzden ben de çok değişik duygular içindeyim. Gerçekten 16 senemi yaşadığım bir diğer köyüm gibi hani İzmir. Urla'ya gidiyorum canlar. Serüvenimiz çok güzel. Yaşantılarımız, orada yaşanmışlıklarımız çok güzeldi. Onları canlandırmaya gidiyorum. Ve bütün duygularımı sizlerle paylaştım. Umarım beni anlamışsınızdır. Bazen heyecanlanınca kendimi çok iyi ifade edemiyorum. Ama duygularım böyle yani. Sizleri seviyorum. İyi ki benim yanımdasınız. Şu an Instagram'dan olsun hepiniz resim atmıştım oraya. Tek tek yorum yazıyorsunuz. Hayırlı yolculuklar diliyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun. O zaman İzmir'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Bir sonraki vlogumda görüşürüz.